Merhaba dostlar merhaba sevgili dostlar Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum sizlere bugün e, size bir esnaftan bahsetmek istiyorum bir de esnaf nasıl olmalı esnaf nasıl olur İyi esnaf nedir şimdi e, yamaha aldım bir tane bundan 200 sene önce e, nereye gitsem böyle hep şey yapıyorlar ee, yüksek fiyat çekiyorlar. Ufak bir şey yaptırım. 500 bin lira, 2000 lira falan para istiyorlar. Ondan sonracım. Buradan Bayındır'a motorla gittim. Bayındır'da ee, şey yaptım. Yani iyi esnaf olmanın faydalarından bahsedeceğim. Yani size kısacası şu. İyi esnaf her zaman kazanır. Dürüst esnaf her zaman kazanır. Efendi esnaf her zaman kazanır. Ben öyle insanlar tanıyorum gerçekten. Böyle o kadar güler yüzlüdür. O kadar iyidir ki e, şaşırtır seni yani. Ondan sonracım. E, bugün e, Bayındır'a gittim. Dedim ki motorum e, yağını değiştireyim. Ondan sonracım bir bakım yaptırayım dedim ben. Hüseyin Kaykaş diye bir arkadaş var. E, gerçek bir esnaf. Gerçekten güzel bir esnaf yani. Ondan sonracım. Ee, sanayiye gittim sonra sonra buldum. İsmini bilmiyordum. Motor yaptırabileceğim bir yer var mı dedim. Motora bakım yaptırabileceğim bir yer var mı diye sordum. Hüseyin abiye gittim. O, o bula bula onu buldum yani. Abi dedim ki abi motora bir bakım yapabilir miyiz? Tabi abi dedi. Motora yağını değiştirdi. Onu yaptı. Bunu yaptı. Yok şey işte. Dedi ki bunun bir kayışında şöyle problem var. Onu var. Bu var şu an. Ben dedim herhalde 2-3 bin lira masraf çıktı dedim ben. Kendim öyle kurdum. 2000 alır mı acaba dedim. Acaba 5000 mi alır? Acaba 3000 mi alır? O yaparken hep senaryo kuruyorum kafamda. Ondan sonra 2 saat sonra falan şöyle yaptı. Yalçın abi dedi. Yaptık dedi. Her şey bitti dedi. Zaten bu arada ben konuştum onunla. Ben YouTube videoları çekiyorum dedim ben. İşte şey şeydeyim dedim. Ondan sonra buraya geldim. Burada işte Türkiye'nin kelepil emlakçısı işte böyle böyle işte biz bu Eşlerine bakıyoruz dedim ben. Ay Bayağı arkadaş olduk ama benim arkadaş olmam onun fiyat vermesiyle hiç alakası yok yani. Ne kadar tuttu dedim tam böyle baktım abi tertemiz cırlop gibi oldu. Dedik abi <laughs> Ya şöyle bir şey 500 lira falan tuttu. Ben 5000 mi yapar, 3000 mi yapar? Bir de Yamaha işte Yamaha, BMW böyle markaları e, kullanan insanları milyoner sanıyorlar yani. BMW'si varsa da, Grand Cherokee'si varsa da pozisyona göre acayip fiyatları yükseltiyorlar. Halbuki öyle yapmamak lazım. Dürüst, düzgün esnaf olmak lazım. Hüseyin abi de dedi ki abi 550 lira dedi. O kadar mutlu oldum ki hani o kadar çok ee, büyük kazık giyeceğim diye bekler Hiç Fazla da tanımıyorum kimseyi. 550 lira verdim. Gittim. Sonra arada onun yanına uğruyordum. Dedim ki abi kask var mı? Var. Mont var mı? Var. Gittik onun e, şeyine, dükkanına gittik. Onun, e, şeyde Bayındır'da onun bir motorcu kıyafetle satan bir mağazası var. Buti var yani. bayağı güzel, acayip çeşit var yani. Gittim. Mont aldım, onu aldım, bunu aldım. Yine bakıyorum adam o kadar e, şey ki fırsatçı değil yani. Ben ne alırsam alayım böyle acayip makul fiyatlar veriyor bana. Sonuç itibariyle 300 bin liraya yakın ürün aldım adamdan kendime aldım. alt satmak için yaptım. Aldım. Ondan sonra cim, şey yapamadım. Satamadım ama dedim ki bu dürüst ve düzgün esnafı desteklemek lazım dedim ben. Ondan sonra bir ara işte bu emeklilik mevzusu oldu ya Yalçın abi dedi işte böyle böyle dedi ya biz bu <laughs> emekli hocam ama bütçem yok dedi. Dedim abi alalım biraz mal verelim. Sen de işini gör biz işimizi görelim. Maksat burada dürüst esnafı kollamak dedim. Bir arada şöyle bir sorun oldu arkadaşlar aramızda. Ee, bundan ben 25-30 tane 25 mi 20 mi yani 20 üstünde kask aldım. Kaskı bir yere yazdı. Nereye yazdı belli değil. Ondan sonra bütün ödemelerimi yaptım. Kask e, sen yazdın ben yazdım. Oraya yazdım. Buraya yazdım derken kaç olduğunu bilemediğimiz için hala kastan 5000 lira borcum var. Onu da dedim ki abicim ufak bir sorun oldu ama o sorun da, o da istemedi, ben de istemedim. İstemeyerek olan bir şey. Yani benim acelem vardı. O da e, verdi, abi canı sağ üstünde götür dedi falan filan işte. Ama işte burada suya yazı yazmak gibi bir şey. Her şeyi yazacağım, acele etmeyeceğim bu bağlamda. Ama Bayındır'da tanıdığım en der, düzgün, efendi bir esnaf. Yani nasıl söyleyeyim size? Gerçekten e, bazen çok kızdım ona bu kask yüzüne. Ama e, günümüz ortalamasında 10 üzerine 11 esnaf. Hüseyin Kaykaç. Klas, klas otomotiv Class motor, mu? Öyle bir şey olmaz. Klas motor gibi bir şey olması lazım yani ismi. Yani o bana, bana o gün orada 500 lira az bir parayla benim motorumu e, elden geçirmesi beni çok mutlu etti. Halbuki o 1000 lirası 2000 lira alsaydı herkes gibi yapmış olacaktı. Herkes gibi yapmış olduğu için de ben belki o kadar alışveriş yapmayacaktım onunla. Ama e, hakkaniyetli efendi, dürüst alması gerektiğini aldığı için ondan e, gerçekten e, ciddi bir alışveriş yaptım. Yaptım alışveriş, ne yaptım? Montlar, montlar, bir sürü her şey yaptım. Sattım, giydim, hediye ettim, onu yaptım, bunu yaptım. Ama burada esnafın, bir esnafın düzgün ve dürüst olması lazım yani fırsatçı olmaması lazım fırsatçı esnaf her zaman kaybeder kısa vadede kazanan gibi görünür ama uzun vadede kaybeder burada şöyle bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar Osmanlı zamanında bir belediye başkanı o zamanın belediye başkanı birisi zabıtaya diyor ki esnafı bir gez diyor nedir durumlara bak diyor ee, bu zabıta o zamanın e, şimdinin zabıtası dolaşıyor bir fırına varıyor. Selamun aleyküm aleyküm Diyor ki nasıl işler diyor. Adam feryat figan ediyor. Diyor ki böyle işim olur diyor. O kötü söyledir böyledir falan filan. Oradan ekmeğin birisini alıyor. Ondan sonracım tartıyor. Kaç gram olması lazım bu ekmek diyor. Fırıncı diyor ki 1 kilo. Ekmek 900 gram. Yani feryat bugün etmesinin sebebi aslında bir üçkağıtçılık. Bir kilo, yap, bir kilo yapması gerektiği ekmeğe 900 yapıyormuş. Yani bir üçkağıtçılık yapıyor. Oradan çıkıyor geziyor oraya buraya her yere gidiyor. Başka bir fırına varıyor. Selamun aleyküm aleyküm selam diyor. Ondan sonra e nasıl işler diyor. Allah'a şükürler olsun diyor. işlerimiz çok güzel diyor. Yetişemiyoruz diyor. O kadar iyi ki o kadar çok iş yapıyoruz ki yetişemiyoruz diyor. Ekmeği alıyor teraziye koyuyor. Ekmek ne kadar olması gerekiyor diyor. Bir kilo diyor. Bir tartıyor. Milimetrik. Tam bir kilo. Şimdi dürüst esnaf her zaman Allah katında da bulunduğu ortamda da kazanır. Bir de eğer diyor sabah namazını kaçırdıysanız diyor akşam ne yaptığınıza bakın diyor. Yani Allah'ın terazisi yuvarlamıyor. Allah'ın terazisi elmas gibi belki daha hassas bir şey. Yani burada esnafın dürüst olması gerekiyor. Biz dürüst müyüz? Şöyle söyleyeyim. Sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani elimizden gelenin en iyisini her zaman yapmaya çalışıyoruz. Kendimize yontuyoruz, muyuz? Yontmamaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle nefsimiz, <coughs> nefsimiz var. Elimizden geldiği kadar yapmamaya çalışıyoruz yani. Buradan ne çıkartıyoruz? Akşam sabah namazını kaçırdıysan akşam ne yaptığına bak. İşlerin kötüyse bir de adaletli mi yapıyorsun? İşi ona bakacaksın. İş olmuyor diyorsun. O diyorsun, bu diyorsun. Sürekli dertleniyorsun. Bak bakalım ne kadar hakkaniyetli, hakkaniyetlisin. Ne kadar hassassın ne kadar iş, işinde dürüstsün, ne kadar hani hakkı hakkıyla hareket ediyorsun yani. Buna bak, sonra işine bak. Öyle insanlar tanıyorum ben. Ne zaman görsem diyorum ki nasıl abi işler nasıl diyorum. Abi Allah şükürler olsun diyor. İşlerimiz Allah bereket versin çok güzel diyor. Ne kadar öyle insanlar görüyorum. İşlerini öyle büyütüyorlar ki öyle büyütüyorlar. Her yerde işleri tıkır tıkır Rolex saati gibi. Rolex saati var ya tıkır tıkır çalışır. Onun gibi çalışıyor diyorlar. Öyle adamlar var diyor ki hep dertleniyor ya diyor bu iş olur mu böyle diyor. O öyle diyor. Sürekli dertleniyor. O zaman ne yaptığına bakacaksın. Değil mi sevgili dostlar? Sevgili dostlar, yani konunun özü bu. Esnaf düzgün, dürüst, hakkaniyetli olmalı. Fırsatçı olmamalı. Bayındır'daki arkadaşıma Hüseyin Kaykaç Bayındır'daki özel bir adam bu adam. Beni çok şaşırtmıştı. Böyle insanlar var mı? Var. Çok var. Tam tersi çok var. Allah bizim ayağımızı kaydırmasın sevgili dostlar. Kimseye de muhtaç etmesin. Esnaf dediğin Allah için dürüst olur. Kendi için dürüst olur. Müşteri için dürüst olur. Olmalıdır. Olmalıdır. Buradan Hüseyin Kaykaç'a sevgiler sunuyorum. Ondan sonra Hüseyin Kaykaç şimdi şaşıracak benim böyle bir video çektiğimi. Ondan sonra ama gerçekten Bayındır'da e, Bayındır'ın halkı, esnafı gerçekten çok düzgün. Ama Hüseyin abimiz abim dediğime bakma benden beri 15-20 yaş küçük yani. Hüseyin abimiz düzgün bir adam. Allah yolunu, ömrünü her şeysini açık tutsun. Hüseyin Kaykaç Sanayinin içinde motosiklet tamircisi olması gerektiği gibi 10 numara 5 yıldız motosiklet tamircisi. Görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Yalçın Avcı Gurme YouTuber. Ee, Haber Köyciyiz. Türkiye'nin kelepir emlakçısı. Görüşmek dileğiyle.